Herkese iyi akşamlar. Yeni bir yayına başladık. Cengiz abi hemen selam verdi, sağ olsun. Evet. Şimdi Serkan Söğüt'ü de bağlıyoruz. Onun bağlanmasını bekliyoruz. Yine. Abi selam. Selamlar. Herkese selam. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyi, canavar gibi. Her şey yolunda. Karavanda çalışıyor muydun bugün? İyi, yok ya. Bugün çok çalışamadım. Çok fazla işler vardı. Onlarla uğraştım. Biraz da mola verdim. Bir gidip baktım ama sadece. İyi yapmışsın. Birazcık dinlen yeter. Her gün karavan. Abi bir buçuk ay oldu tabii. 2 aya yakın oldu neredeyse. Her gün gidiyorum ağır işçi modeli. Çalışıyorum resmen Ya bir de sürekli. şey zannediyor. Bir geçen birisi söylemişti hani dünyanın en yavaş karavan yapan insanı demişti ya senin. Hani Evet. başka hiçbir işin yok. Sadece karavanla uğraşıyorsun. Yani bir de şöyle düşün yani. Hiçbir işin olmasa ve hep karavanla uğraşsan da 1,5 ayda bitmez herhalde. Abi tek başına zor. Tek başına en az 2,5 ay falan gerekir bence. Değil Öyle bir mi? Değil karavan için. Evet mi? evet. Yani bir de sen bayağı planlı yapıyorsun yani. Şablon çiziyorsun, işte elektrikleri çiziyorsun falan. Bakıyorum ben. Bayağı Tabii iş. canım, üç boyutlu çiziyoruz, ediyoruz, uğraşıyoruz. Yani bayağı Seviyorum biliyorsun böyle şeyleri, evet. yazmayı, etmeyi. Detayları seviyorsun. Ya, Evet. bildiğin sürece yapacağım ne olacak? Şimdi bakayım bir şey deneyecektim. Şu Ne? görüntü paylaşma deneyecektim. Mesela geçen yayınımızı ben şey yapmıştım. Ha, geldi. Geldi. Görüyorum ben de. Aha. Ama yukarı aşağı oynatamıyorum sanırım. Geçen Yok, sadece yukarıda gözüküyor yarım. anladım. Yayını paylaşmıştım YouTube'da. Bugün de yeni bir tane video attım. Onu şey yaptım ama şimdi nasıl kapatacağım onu? Sonlandır diyeceğim. Nasıl diyeceğim? Bunun pratiğini de canlı yayın yapmadan yapamıyorsun yalnız. O da ayrı bir sıkıntı. Dün Aynen. canlı yayın yaptın ya, orada fark ettim. Nereye basacağımı filan şaşırdım. Evet, şimdi dur sıfır diyeyim. Ha, fotoğrafa tekrar basıyorum. Burada boş bir fotoğraf var ve öylece gitti. Değil mi? Evet. Şu anda yok. Seni görüyorum zaten. Tamam. Tamam, onu da demek ki tam ekran paylaşmıyormuş böyle. Ölçüsünü tam ayarlamak lazım paylaşacağın şeyin. Evet. O küçük ekrana göre ayarlamak lazım. Ne yapıyoruz bugün? Ne konuşuyoruz? Bugün ben gelen sorulardan not alabildiğim kadar not aldım. Bir kısmını zaten şeyde de paylaşmıştım. Hikayelerde de paylaşmıştım. Yazdım bugün. Sonra çünkü bakma şansım yok şu an. O yüzden hiç telefon Evet, yok, çok doğru şey söz. yapmayayım diye. İkinci bir telefonum yok. Telefonu çok şey yapmayayım diye, kurcalamayayım diye yazdım. Üçlü yapılmıyor mu demiş Cengo. Benim bildiğim yapılmıyor. Yapılsa çok güzel olurdu aslında da herhalde ekran çok... Yok be Cengo. Yapılsa güzel olurdu gerçekten, yapılmıyor ama. Dörtlü görüşme mi yapılıyor? Dörtlü konferans mı yapılıyor? O İnstagram. galiba görüntülü konuşmalarda üçlü dörtlü var galiba da canlı yayında yok, sadece iki. İkiden fazla hiç görmedim zaten ben de. Ben de yapılmıyormuş dedi Onur abi. Bir Evet, yandan Onur alttaki yapılmıştı. yorumlara da bakıyorum böyle. Bu sefer kaçırmayalım istiyorum. Selam veren herkese bizden de selam olsun. Bu el işareti selam oluyor zaten. Evet, Hido geldi, Hido'yu gördüm. Evet. Onur abi geldi. Cengo geldi. Bülent abi demiş ki Sen harika oldu. Cengo ile canlı yayın yapmayacak mısın ya? Asıl onu da yapsana. Yapacağım. Cengo ile de canlı yayın yapacağım. Özellikle geçenki sorular iyiydi. Onlar da eğlenmiştik. Onları böyle soru cevap yaparız demiştik. Bak sana diyor bir canlı yayın şey giriştim dedi İyiymiş. ya. Zoom üzerinden yapılıyormuş dedi birisi ama Zoom ben henüz hiç kullanmadım. Sen biliyor Ben musun? de kullanmadım ya. Yok, hiç kurmadım abi. Hangout kullanıyoruz biz iş için görüşmelerde de, Zoom hiç denemedim ama bu aralar bayağı popüler yani. Yani bayağı köşeye dönmüş onun da sahibi. Olabilir. İnsanlar Zoom'larda görüşüyor. Bir de YouTube'da canlı yayın var artık. Onda peki konuk oluyor mu? O nasıl oluyor? Onu biliyor musun? O biz senle Japonya'da Starbucks'ta YouTube'dan yapmıyor muyduk ya? Hayır, Periskop'tan yapmıştık. O zaman Periskop diye bir şey vardı. Ha, evet doğru, tamam ya, konuşmuştuk bunu, hatırladım şimdi. Hatta bir şey Oha. yapamamıştık. Sonra hostele dönünce şeyde oranın internetinde gece insanlar yattıktan sonra 12'de mi 1'de mi ne lobide Evet. Evet yapmıştık. evet. Hatırladım. Ulan bayağı zordu ya o zamanlar. Şimdiki bu kolay değildi ki. Yan yana duruyorduk. Bu çok basit. Bu çok basit.
Evet abi, hatırlıyor musun? İki tane telefonu yan yana koyuyorduk. İki hesaptan yapmak için yan yana durup böyle bakıyorduk filan. Saçma bir şeydi yani gerçekten. Nelerle uğraşmışız. Peki oluyor demiş birisi. Sanırım o YouTube'a cevap olarak söyledi. Hani YouTube'da iki kişi oluyor mu diye. Hani bu videoyu sonra YouTube'a falan da atıyorum. Kalıcı olarak kalsın diye. Hani direkt YouTube'da yapabilsek aslında, ama belki daha fazla internet isteyebilir. Olabilir. YouTube'a bakabiliriz ya. Ona da bir bakalım. 3-4'te oluyorsa belki orada daha kalabalık bir deneme de yapabiliriz. Olabilir. Ama o zaman oturum gibi olur abi. Biri yönetecek, soru soracak falan. O ilginç bir şey, ilginç bir Tamam, deneyim şimdi olur programı yani. hazır. Evet. Hazırlıyoruz canım. Ondan yana bir sıkıntı. Peki ben o zaman gelen sorulardan başlayayım. Yine geçen sefer gibi yapalım. Hem buradan hem YouTube'dan paralel yapabilirsiniz demişler. O çok İki tane telefon açacağım muhtemelen. YouTube ya da için de ya bilgisayar. bilgisayar ya şey herhalde. Yani deneyebiliriz. Bir dahakine bakarız. Geliyor sana bir soru. Sor. Heyecanlıyım. Soru iki uçlu tabii, hem sana hem bana. Diyor ki arkadaş, rüzgarın izindeydi seyahat zor mu? Demiş. Ya da sana şöyle soralım. İki tekeyle seyahat zor mu diyelim önce? Ben ilk soruyu söyleyeyim. Rüzgarın izindeyle seyahat zordur bence ya. Bence zor olur yani. Yani İki sen... tekeyle seyahat, dur ben ona cevap vereyim. Ya şöyle söyleyeyim. En başta biz seninle ilk karşılaştığımızda hiç birbirimizi tanımıyorduk. Öyle bir şey vardı. Yani yolda birbirini tanımıyorken seyahat etmek zaten kendi kendine zor bir şey. Kolay bir şey değil. Orada belli yöntemler geliştirmeniz gerekiyor. Eğer uzun seyahat ediyorsanız bir şekilde o dinamikleri oturtabilirseniz. Mesela ben şey örnek vereyim. Yabancıları görüyordum. Yabancılar o konuda çok başarılılar. Biz o kadar başarılı değiliz açıkçası. Ama seninle güzel bir çizgiyi oturtturduk. Yani biraz da şey de gerekiyor. Her iki tarafın eleştiri kaldırması ve o tarz şeyler de gerekiyor. Hatırlıyorsan sana yemek konusunda az ızdırap yapmadım yani. Hatırlıyor musun? Tencereyi sana veriyordum, al yemek yap diye mesela. Yani şimdi düşününce çok saçma geliyor bana, kabul ediyorum. Yani niye öyle bir şey yapmışım ki? Ama o anki psikolojiyle öyle oluyor. Ama sen de onu kaldırıyorsun sonuçta. Yani ona kaldırıp ona göre konumlandığın takdirde bir şekilde baş ettik. Evet. Yani ilk başta zorlandığımız yerler oldu ya. Ama sonuçta ne kadar seyahat ettik beraber? O Japonya'da 40 gün gezdik biz seninle beraber. 40 gün Ya bir ay, az değil. 40 gün olması lazım. Evet. Evet. Çünkü Bir de gezdiğimiz Japonya'da yer Uzak Doğu Rusya falan yani. Japonya, Uzak Doğu Rusya. Yani oralarda çok komik maceralarımız oldu şimdi gerçekten. Sahalinde falan bir hafta kaldık boş yere. Hani mesela, hani Ahmet abi sağ olsun bizi çok iyi ağırladı da, hani gemiyi Evet. beklerken evrak işi falan filan planladığımızdan fazla durduk. Japonya'da kuzeyden aşağıya doğru indik. 40 gün falan biz beraber gezdik seninle. Kısmen Evet. Cengo da vardı yanımızda. Toplamda seninle beraber 40 gündü. Peki, Az teşekkür değil. ederim yorumlar için. Senle seyahat nasıl? Şimdi şöyle, biz seninle Giydir, 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 giydir. Bekliyorum. bir kere karşılaştığımızda dediğin gibi tanımıyorduk yani birbirimizi. Yani sen Evet. gezersin, ben nasıl gezerim ki, benim öyle çok fazla bir şeyim yoktu açıkçası. Henüz şekillenmemişti benim seyahat şeklim, ben de tarzım. O yüzden daha adaptasyona uygundum diye düşünüyorum. Bir de bizim hedefimiz çok ortaktı yani. Japonya'ya gidiyoruz. Zaten ben geleceğim demiştim ve gelmişim oraya kadar. Sen de Evet. gidiyorsun. Şimdi senin tecrübelerin daha fazla doğal olarak. Hani belki işte, yani karşılıklı birbirimize hani fayda sağladığımız yerlerde çoktu. O yüzden ben seninle zorlandığımı düşünmüyorum hiç ya. Senin, bakayım bir tane olumsuz bir şey bulayım seninle alakalı. Yoksa planlı programlı geziyorsun, işte teknik bilgin var falan, bunlar can sıkıcı şeyler değil. Bir Oğlum senin Japoncan vardı lan. Japonca nasıl? Çok önemli. Bırakılır mı? Yakalamış bir Japonya'ya gireceğiz. Japonya'ya giderken Japonca bilen adam bulmak. Yani Allah Evet. Bir de Allah. Rusya'da Japonca bilen adam buluyorsun. Türk, onunla gidiyorsun. Daha ne olsun yani? Evet. Benim için ya bir düşüneyim. Senin bir şey cümlelerin vardı ya. Ya bu benim için tatil. O yüzden yani kendimden taviz vermem tavırların. Ha, Ama hatırladım. yani ilk başta birazcık böyle ya ne demek istiyor falan oluyordu. Yok yok şey vardı, hatırlıyor musun? Ben tek çıktım, tekim yani. Sizde Ha, bir bağlantım yok bana vardı, hatırladın mı? modun vardı senin ilk başlarda, ama Evet.
Hatta bu Cengo ile benim dikkatimi çekmişti ya. Adam böyle ayrılmak mı istiyor, tek başına mı gitmek istiyor? Lan aynı yola gidiyoruz, başka yol da yok. Hani böyle bir düşündürtüyorsun ama sonra baktık ki yani bence bir şeyler çok önemli. Hani espri anlayışlarının tutması, hani böyle arkadaşlık edebileceğini düşünmen, hani böyle yamuk yumuk hareket görmemen, hani eğlenmek onun... önemli abi. Yani ben onu öyle düşünmez lan. Eğlenmek ve karşı tarafı da, yani eleştiri yaparken de karşı tarafı kırmadan yapmak. O benim şey durumunu hatırlıyorum. İlk sizle buluştuğumuzda zaten 3 kişiyiz abi. Ben orada şey kafasındayım. Ya arkadaşım ben zaten tek başıma yola çıkmışım. Yani yolda yapışı ikizler gibi gezmemiz gerekmiyor. Yapışı üçüzler gibi 3 kişiydik. Gezmemiz gerekmiyor. Buluşma noktalarında buluşalım. Ben durmak istiyorsam durayım. Ben duruyorum diye siz durmak zorunda değilsiniz yani. Siz devam edin. Biraz o kafadaydım. Hala o kafadayım bu arada. Onunla ilgili bir ya şey işte değişmedi de. O kafada ben henüz değildim belki ama anlıyordum seni. Hani ben de şöyleydim aslında o seyahatte. Hani benim ilk seyahatimdi. Çok uzak bir yere gidiyordum falan filan benim için. Böyle birilerinin eşlik etmesinden şey yapıyordum yani. Mutlu oluyordum ben. Ama sonra anladım ki çok da bir şey yok. Yani sen McDonald's'ta yemek yemek istiyorsun. Dur ben işte dönerciye gitmek evet, istiyorum. Evet abi. Biliyor musun? Japonya. Tamam git. Ben de bu tarafa gidiyorum. Ve sonra zaten aynı yerde buluşacağız. Çok da kasmamak lazımmış. Evet. O konuda doğru. Yani şeyi falan da hatırlıyorum. Mesela kalacak yer konusunda da abi 3 kişiyse ama onları güzel başardık. Hatırlıyorsan biz kamp da yapıyorduk. Cengo istemiyordu, başka yere gidiyordu. Sabaha buluşuyorduk. Kimse kimseye kızmıyordu yani. Bunları oturtulursa hatta şey hatırlıyor musun? Göl kenarında benim doğum günüm olduğu sabah toplanırken ben gelmeyeceğim dedim. Sorma ya. Sabahleyin. Hatırladın mı olayı? Evet hatırladım çünkü sen alarm kuruyordun o zaman. Hep kamp yapıyorduk. Evet evet. Evet evet. Ve sen alarm kuruyordun. Gemiye yetişeceğiz. Hani Japonya'da şey Hokkaido'dan Anakara'ya geçeceğiz. Böyle. Evet Anakara'ya kuzeyden Anakara'ya geçeceğiz. Sabahleyin ben böyle baktım böyle uykumu tam almışım. Diyorum bu adam beni niye uyandırmadı diyorum böyle. Alarma saate baktım saat geçmiş. Abi uyanamadın mı falan ben gelmiyorum. Nasıl yani dedim. Sen git dedim ben gelmiyorum. Niye? Ben işte böyle böyle canım istemiyor. Peki dedim ben de hani uzatmanın alemi yok çünkü. Çünkü benim gidesim vardı. Gittim ne oldu? 2-3 gün sonra tekrar buluştuk yani. Çok diyorum. Tabii canım bir gün sonra mı buluştuk? Öyle bir şeydi. Hatta doğum günüydü. Pasta almıştın. Hatırladın mı? Çok güzel sürprizdi. Evet hatırladın değil mi? Güzeldi pasta o. Bayağı beklemiştim ya. Evet ya market miydi? Market gibi bir yerdeydi değil mi? Bir gün sonra pasta doğum günümde. Ben orada şey kafası vardı abi. O göl kenarı çok güzeldi. Orada yalnız başıma doğum günü yalnız geçirmek istiyordum. Öyle bir şey vardı. Onun için ben gelmeyeceğim dedim sabah. Olabilir. Şimdi ya insan birazcık esnek olabilirse dedim ya sen bir şey istemişsin diye ben ona kızmamam lazım herhalde. Evet. Bir de İlk bu personal time'ları diye bir soru geldi sana. Onu istersen bir cevapla. Ne diye? İlk seyahatin nereye mi? Karavanla herhalde. Ya da öncesinde ilk nereye gittin sen motorla abi, veya? İlk Alpler'e gitmiştim 2009'da. Eğer onu soruyorsa, karavanla ilk nereye gideceğimi soruyorsa bilmiyorum ya. Onun üzerine henüz bir düşünce yapmadım yani. Buralarda takılırım en başta. Zaten korona var. Şu anda çok da bir yere gidemem. Evet. Zaten ilk seyahat nereye ve ne zaman diye Cihan Çilek sormuş. Burak şey almış. Yolda konuşulmayan kurallar oluyor. Zaten hiç sınırlama olmaması her şey güzel kalan. Evet. Yani orada insanların birbirlerine karşılıksız bir yardım etmesi, egoların çok fazla olmaması bence. Bir de bizim Alp'le mesela onun geyiği vardı ya personal time diye bir şey oturtmuştuk. Bence o çok önemli bir şey. Yani senin gerçekten kişisel zamana ihtiyacın varsa personal time deyip çadıra çekilip o akşam yalnız başına takılabiliyor olman gerekiyor. Bu bayağı önemli bir şey. Bunu tutturabilirsen bence sıkıntı olmuyor. Bu bizi bayağı kurtarmıştı. Yani orada akılcı bir çözüm bulmuşuz. Evet. Yani diyorsun ya ben Facebook'a bakacağım mesela. O zaman çok kullanılıyordu Facebook. Evet. Ya bir dakika bana bulaşma bir yarım saat. Sonra yemek mi pişiriyoruz işte muhabbet mi ediyoruz falan. Hani orada kendine şahsi bir zaman ayırmak daha şeydi. Bir daha bir insanların şeyleri değişik olabiliyor modları yani. O sabah sen kalktığında ters tarafından kalkmış olabilirsin. Gayet normal yani. Bir şeyden etkilenmişsindir, ne bileyim bir şeydir. Yani onun için o gün konuşmak istemiyor da olabilirsin. Mesela konuşmadan seyahat ettiğimiz zaman da oldu çok konuşmadan. Çok konuşarak aynen seyahat ettiğimiz de oldu. Hani bunlara ayak uydurduğun takdirde bence olur. Yani biz fena bir çizgi oturtmamıştık ya. Genel olarak iyiydik. Öyle kavgamız falan hatırlamıyorum pek olduğunu.
Ben kavga hiç hatırlamıyorum ya. Yok Kavga ya, öyle ettik. bir şeyimiz olmadı. Çok güldük, onu hatırlıyorum. Çok eğlenmiştik. Ya yani Japonya'da çok gülmüştük hatta. Bir ara çok küfrediyorduk. Ben de onu hatırlıyorum. Evet ya, nasıl gülüyorduk, hatırladığım Japonya'da şeydi. bir ara, ya ben ya geçen videolara bakıyorum. Bir tane Japonya'ya da gidip video düzenleyeyim dedim. O küfür at, bu küfür at, şu küfür at. Bir şey kalmadı videoda. Hepsi dit 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 değil mi Yani videoda? konuşmalarımız yani salmışız bir yerden sonra. Evet abi. Öyle bir Hatırladım sıkıntımız şimdi. varmış yani. Tüm ikimizin ortak sıkıntısı olmuş. Peki. Demiş ki bisikletle yolculuk yapmayı düşünüyorum. Böyle seyahat eden tanıdığınız var mı? Tek çıkmamı da önerir misiniz demiş. Yani tek çıkılabilir. Tek seyahat eden bir sürü insan var sonuçta. Bence hiçbir sıkıntı yok. Hani yerli yabancı da bir sürü şey var. Çık gitsin Ahmet demiş zaten Burak. Zaten yola çıkınca gidiliyor ya. Yani direkt yola çık gidiyor. Öyle söyleyeyim. Ya ben de genelde şey diyorum, bunu şu şekilde soruyorlar hani Gürkan Genç var, evet pardon, Onur yazdı şimdi, Gürkan'ı yıllardır atlamayayım. geziyor. Evet, Aynen. Gürkan Bilgin Genç abi de gezmiş. yıllarca, evet bilgin var, Moğolistan'da karşılaştım ben de. Bilgin de çok ilginçtir. Biz Japonya'dan aynı uçakla dönmüşüz. Ama birbirimizden haberimiz yok. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Karşılaştınız mı? bagaj beklerken, valizleri beklerken karşılaşmıştık. Bu çok İyiymiş, ilginç. iyiymiş. Evet, Hasan Söylemez var bu arada. Onu da unuttum, bisikletle şimdi Evet. yazdım. Bir de bu dil olayı çok soruluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela benim İngilizcem süper değil. Ancak kendime yetiyor yani. Kendimi kurtarıyorum. Yani gittiğiniz çoğu yerde zaten İngilizce bilmiyorlar. Onun için sıkıntı yapmanıza gerek yok yani. Hani siz Çok büyük İngilizce süper de olsa... bir Evet abi, yani Rusya'ya gidiyorsun mesela, Rusya'daki bir de Sibirya'da falan kaç kişi İngilizce bilecek abicim yani, ya da Güney Amerika'yı gördün, kaç kişi İngilizce biliyor? İspanyolca biliyorsan tamam, eyvallah. evet. Ama İngilizce çok da hani süper de olsa, yani öyle süper olması gerekmiyor, en azından öyle söyleyeyim. Yani Evet. hale var, evet, bisikletle gezen şimdi Onur da yazdı. Hem kadın hem bisikletle geziyor, hem tek geziyor. Evet. Şimdi evlenmiş ve evli geziyormuş. Onu ben bilmiyordum. Sibirya'da Türkçe daha geçerli demiş Ahmet. Evet, Kuzey Asya'da ilk İngilizce konuşacağın Türkçe kelime söylemek özellikle Türk ülkelerinde daha çok işe yarıyor. Katılıyorum yani. Direkt başlarken Türkçe başla. Kesin bir kelimeden tutturuyorlar. Evet. Peki. Abi sorulardan devam edelim istersen. Et. Bakalım demiş ki Bir dakika dur, çok özür dilerim. Hido DC Sağır Gezgin var demiş. Hido Türk mü bu acaba? Ben tanımıyorum galiba. dilsiz sağır onu bilmiyorum da ben bir tane görme engelli biliyorum. Yabancı, İngiliz diye yanılmıyorsam. Ve geziyordu yani. Abi ben de bir tane daha önce fotoğraf paylaşmıştım. Motosikletle gezen birini görmüştüm. Tek bacağı kalçadan yoktu. Öyle geziyordu motorla. Avrupa'da mı demiştin sen onu? Evet abi, Avrupa'da görmüştüm. Yani bisiklet motor ona göre bir tertibat yapmıştı. Yani istedikten sonra insanlar gerçekten sınır tanımıyor. Muhtemelen kolay değildir, kabul ediyorum. Ama sınır tanımıyor yani insanlar istedikten sonra. Anladım. Bizim Namık abi de hep şey diyor ya, Namık Kemal Başbay. No English, no Spanish, no problem. Yani Evet abi, Namık abimiz var. En büyük örneğimiz yani. Adam dil gezdi. esirgemiyor adam ama seyahat etmekten de çekinmiyor yani. Namık abinin vücut dili yeter ya. Yani o anlaşmak istedikten sonra gerçekten şeyin, dilin hiçbir önemi yok yani. Evet. Ya yine de birkaç kelime hani orada konuşulan dilden birkaç kelime öğrensen hani müthiş Evet. rahatlıyorsun ama ötesi çok da lazım değil. Çünkü azıcık biliyorsan iş direkt siyasete giriyor çünkü. Ya siyaset konuşuluyor ya tarih konuşuluyor falan böyle hani belki de senin o anda istemediğin bir şey konuşulmaya başlanıyor yani. Evet. Bir de jest oluyor ya. Gittiğin yerin 2-3 tane, şöyle düşün. Türkiye yabancı gelip de teşekkür ederim dediği zaman Türkçe hoşuna gidiyor. Onlar için de aynısı. Oraya gidip 2 tane 3 tane onların kelimesinden söylediğin zaman daha iletişime sonuçta açık oluyorlar yani. Daha konuşma Aynen öyle. meyilli oluyorlar. Devam abi sorulara. Peki, dağıttım Hiç ilerleyemedik sorulardan ben. gelsin. Peki, motosikletle ilk defa uzun seyahat yapacak bir kişi yanına alması gereken, muhakkak alması gereken 3 şey demiş. Ha, motosikletle seyahat edecekse yanına alması gereken 3 şey. Düşünüyorum. Yani tamirle ilgili mi? Ne bileyim, bilemedim şu anda.
Yani benim yıllar içinde zaten donanımım o kadar şey oldu ki böyle keskinleşti ki her şey belli yani yerleri de belli. Son gezerimde hep aynı şeyleri aynı yerlere koymaya başladım. Yani mesela pompa çok önemli. Lastik patlıyor her yerde. Pompasız pek bir yere gitmem açıkçası. Yani onun harici bilmem şu anda aklıma gelmedi. Evet, ben de Yani bilemedim. üç şey kurtarmaz çünkü seni de onun için. Yani daha çok şey almak gerekiyor. Yani hep de oluşabilecek arızayı kendi çözebileceğin kadar en azından yani kullanabileceğin malzemeler yanında olsa hani şunu yanıma almadım dememesi hani daha iyi olabilir değil mi? Yani ya işte ben bu lastiği tamir ederim ama lastik tamir kitim yanımda değil falan o birazcık şey olabilir yani. Evet. Yani ters bir yerde kalabilirsin sonuçta. Yani ben en azından motorla seyahatte çadır, mutfak malzemesi ve tamirle ilgili şeylere önem veriyorum. Çünkü en kötü ihtimal bir yere ulaşamasan bile çadırını açarsın, yemeğini yaparsın, orada yatar kalkarsın. Yani kıyafetten falan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Evet. kıyafet her yerde var abi. Herkes tişört giyiyor yani. Dünyanın her yerinde tişört alabilirsin kendine açıkçası. Evet. Kimisi de şey yapıyor. Belki sen de yapıyor musun bilmiyorum da belki bir tuşlu telefon da hayat Yok, ben hiç yapmadım abi. hani Niye ki? geçen birisi şey dedi de abi dedi işte telefonla ilgili bir şey konuştuk da yazmıyorum kenara dedi. Ha poliçeyi dedi yanıma almıyorum dedi sigorta poliçesini. Telefonda diyor duruyor dedi. Oğlum dedim kaza yaptığında genelde o telefon patlıyor dedim yani tamam mı? Sen istersen hani yazılı olarak o dökümünü falan A4'e bir şeye çıktı al dursun gene kenarda dedim. Kimisi de işte hani akıllı telefonlar çabuk hasar görüyor diye işte özellikle yurt dışına giderken Türkiye'deki hattını takmak için bir tane tuşlu telefon falan taşıyorlar. Hani internet sıkıntısı da olmuyor. Öyle de Yani bir ben yapmadım abi. Telefona hayvan gibi böyle bir kılıf alıyorum. Atınca bir şey olmayacaklardan. başka bir şey var. Evet, onunla takılıyorum yani. Şimdiye kadar sorun yaşamadım ama tuşlu telefon çok gördüm. Doğru söylüyorsun. Oldukça çok gördüm yani. Peki, ilerliyorum. Tamam, devam. Birisi bana sormuş, demiş ki Japonya aynı motorla tekrar gitmen gerekse ne düşünürsün demiş. Belki sana da sormuş olabilir. Yine Tenere ile gitmek ister misin Japonya'ya? Yani VR250 ile gitmeyi tercih edebilirim belki. Çünkü alıştım ona. Yani o hatta Amerika gezisinden sonra keşke Japonya falan da VR250 ile gitseydim dedim. Çünkü Moğolistan'da daha fazla vakit geçirirdim muhtemelen o zaman. Tenere'ye de giderim ya ne bileyim. Ben çok takmıyorum. Yani motor konusunda çok fazla takılmıyorum. O an ne varsa onunla seyahat ediyorum bir şekilde. Peki hiç şeyde falan Moğolistan'da falan düştü işte kaldırması zor oldu falan oldu mu onlar? Çantayı söküyorum abi kaldıramazsam. Yani Çantayı çıkarıyorum. ağırlık mı Kalkıyor. yani? Yok, beyninde sonunda kalkıyor abi. En kötü ihtimal birilerini bulursun yani birileri geçer. Yani kumda falan düştüğüm çok oldu. Ama o zaman çantayı söküyordum. Yani yan çantanın klipslerini çıkarıyorum. Motoru kaldırıyorum. Çanta orada kalıyor zaten. Öyle kaldırdım. Bir sorun olmadı ama aynı gün içinde yani Afrika daha sıkıntılıydı mesela. Afrika'da çok düşürüyordum. Orada iki kişiydik. Ama tek olsaydım muhtemelen 10'dan 11'den sonra artık kaldıramayabilirdim yani yorulurdum. VR'nin öyle bir sıkıntısı yok abi zaten. VR 130 kilo. O çok rahat. Çantayla beraber kalkıyor yani. Hiç sıkıntı yok onda. Yani ben mesela YBR 125 ile bir daha Japonya'ya gidecek olsam yani soruyu okuyunca direkt aklıma şey geldi. Yani ne kadar vaktim var diye düşünürüm yani. Çünkü o gittiğim sürede mesela biz 50. günde falan benim çıkışımın 50. günde falan ben Japonya'ya giriş yapmıştım. Ya biraz hızlıydı açıkçası. Daha böyle daha rahat rahat gezebileceksem 125 cc ile yine giderim ama diğer türlü 250 cc bir şey isterim diye düşünüyorum açıkçası ya. Yani VR olur, CRF olur. Öyle. Mesela bak 450 VR'nin R modeli yani VR R modelinin 450'si olsa 450'nin F'i var galiba sadece off-road versiyonu var. Bence çok efsane olabilir. Yani düz yolda 250'nin yetmediği yer oluyor. Bayılıyor gerçekten. Evet. Böyle 450 olacak. Ağırlığı da ıslak ağırlığı. Her şey dahil ağırlığı. 150 kilo falan olsa tadında yenmez yani bence. Silindir olsa mesela ister misin? Yok ya ben takılmıyorum tek silindir iki silindire. Ben alıştım Deposu abi. 15-16 litre olsa mesela. Depo olabilir evet. Değil mi? Yani düşünüyorum. VR'de de arkaya abi benim VR'nin depo 2 galon zaten. Arkaya rotopark sakmıştım 2 galon. Aynı yani ne bileyim bir şekilde hallediliyor ya. Ama hafif olması önemli abi. Bununla alakalı bu benzin konusu açılınca şurada bir soru daha vardı. Moğolistan'da benzin sorunu sen yaşamış mıydın?
Yok abi, Moğolistan'da köylerin hepsinde scooter mobilet olduğu için hepsinde benzin var. En uzak köy arası da 200-250 kilometre. Yani Tenere'yle herhangi bir sorun yaşamadım. Ama Vere'yle gidecek olsam zaten Vere'nin arkaya bir şey lazım kesin. Bidon gibi bir şey gerekir. Ama yaşamazsınız. Yani en fazla 250 de vardır. Evet, ben de sen kuzeyden gitmiştin, ben de güney rotasından Evet, gitmiştim. kuzeyden gittim. Benzin sıkıntısı yoktu. Sadece bir yerde sanki denk gelmiştim. Hangi şehir olduğunu hatırlamıyorum da. Hani orada benden önce bulunanlar şey demişti. Dün yoktu benzin de, bu dün akşam geldi de bugün sabah mı geldi? Öyle bir şey demişlerdi. Hani bazen istasyonda benzin kalmamış olabiliyor. Evet, olabiliyor. O oluyor. Onu da 1-2 gün bekleyince geliyormuş maksimum. Moğolistan'daysan zaten 1-2 gün beklemek çok da büyük sıkıntı olmasa gerek herhalde. Hiçbir masrafı da yok yani orada, bir iki gün Bedava büyük. beklemeliydi. Evet Güvenlik abi. sıkıntısı yok, masraf yok, kalacak yer sıkıntısı yok. Bedavadan Aynen büyük. aynen. Peki. Patagonya'da bidon şart demiş Burak. Patagonya'da, yani şöyle söyleyeyim, VR250 ve CRF için en azından söylüyorum. Bidonları hayati olarak kullandığım iki nokta oldu. Biri Peru'daki bir geçiş vardı. Orada benzinlik yoktu. 400-450 Ben kilometre. söyleyeyim, şeyde, Evet. kuzeyde neydi o, Çiklayo Kuzeyde. bir yerde. Evet, orada bir yerde. Orada gerçekten benzin yok. Orada geçmene imkan yok bidonsuz. Bir nokta daha vardı. Onun harici hiç kullanmadım bidonları. Sadece iki noktada kullandım. Başka da, ama birinde şeyi hatırlıyorum. Yani ikinci bidonu kullandım, bitti. Benzin ocağı var ya, benzinli ocağın 50 cc'lik benzini vardı. Onu bile kullandım. Öyle söyleyeyim. Ama kalmadım. Hiç yolda kalmadım yani. Benzin yüzünden galiba hiç yolda kalmadım. Biz seninle şeydeyken hatırlıyor musun? Bu Cengo'dan ayrıldıktan sonra bir, hani Rus çocukların bize eşlik ettiği bir kamp kurduğumuz yer vardı. Evet, Rus. evet, evet. Oradan sonra bu Vanino'ya giderken bir 350 kilometre falan yolumuz vardı. Orada falan Evet. benzin çektik miydi? Şeyi doldurmuştuk. Rotopax'ı doldurmuştuk. Gene yanındaydı o. Ama orada Bana ihtiyaç olmadı ha. Benim benzin zaten 500-600'dü. Sana da ihtiyaç olmuş olabilir muhtemelen. Ama ama hatırlamıyorum ya. ben de hatırlayamadım. O arada benzinlik hiçbir şey yoktu zaten. Bomboş bir yerdi orası, hatırlıyor musun? Yani Evet, bayağı evet. ormanın Yani içinden. genel olarak şeyi söyleyeyim abi. Tüm gezilerimde yedek benzin kullandığım zamanlar çok az oldu. Yani Afrika'da da Oumo bölgesinde bir defa ihtiyacımız oldu. Onun dışında hiç ihtiyacım olmadı. İşte Japonya'da zaten hiç ihtiyacım olmadı. Güney Amerika'da depo küçük diye iki defa oldu. Onun harici yani öyle çok da abartacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bazen şey diyorum, yani otoparkta falan yatırım yapana kadar zaten o benzin olmayan yerler belli abi. Git oradayken bir tane 5 litrelik bidon al ucuza, taşı, sonra bidona at. Boş yere arkanda yük yapma, yani hiçbir anlamı yok bence. Bence de iyi düşünmüşsün onu. Peki. Bir soru daha var, demiş ki yeni tanışılan biriyle gezerken zorlandınız mı demiş. Yani biz bu zaten başında cevap. Anlattık. Evet, Evet, bayağı anlattık. anlattık. Bir soru daha. Demiş ki Evet. hani gezmek iyi, güzel, kazançları, getirileri çok. Keyifli bir olay. Fakat demiş, ne kaybettirdi? Olumsuz yanı nedir? Seyahat etmenin, gezmenin olumsuz yanı nedir demiş. Yani kendim için sen mi Ben cevap vermek istiyorsun? Tamam. cevap verdim aslında, bu soruyu soran kişiyi düşünerekten hikayede cevap vermiştim. Hani şimdi senle de bunu bir ara konuşmuştuk aslında. Hani böyle geziyorsun, ediyorsun. Şimdi Japonya'ya gittim diyorsun. İşte tamam, kendin için bir çıta belirlemiş oluyorsun. Kendi standartlarında bir şey yapmış oluyorsun. Şimdi Japonya'ya kadar değil de yok Kazakistan'a kadar gidelim deyince o kadar zorlayıcı gelmiyor insanın gözüne veya daha basit kalabiliyor onun yanında. Hani bu hep yapan kişinin kendi Evet. standartına göre konuşuyorum bunu. Hani genel bir şey değil de. Şimdi de mesela bende şöyle bir şey oldu. Hani buradan işte Ankara'ya gidelim, işte Antalya'ya gidelim falan deyince işte ne bileyim, uzun yol kavramım değişti mesela. Uzun yol bana uzun değil yani. Adam diyor ki 1000 kilometre diyor. Ne var ki diyorum, en fazla 2 günde gidersin diyorum. Ya da işte şuraya tatile gitsek mi diyor. Ya diyorum ki Türkiye'de oraya gidip işte para harcayacağımıza, bunun da diyorum hani daha uzak yerlere gidebiliriz diyorum. Hani böyle algı değişiyor birazcık. Evet. Belki de çoğu insana uymadığı için bu olumsuz bir şey olabilir diye düşünüyorum ben.
Ben de ona benzer şöyle bir şey olmuştu. Burada işte sürekli motosikletle araziye falan çıktığım arkadaşlarım vardı yakın. Oturuyorduk, bu Japonya'ya gitmeden önceydi. Tabii Japonya'ya geçse gitmeden önceydi. Şöyle bir geyik döndü. Ya Serkan'ı yolcu edelim biz falan gibi, sabah Serkan'la beraber gidelim gibi bir şey oldu. Ben dedim ki aa iyi süper ya, Artvin'e kadar gelirsiniz dedim. Onlar da bir durdular. Abi bir İstanbul'un çıkışına kadar geleceksiniz dedim. Ben dedim ki ulan 20-30 bin kilometre gideceğim. Artvin dedi 1-200 kilometre. Gelin ne olacak ki dedim yani. Çünkü algı o kadar şey oldu ki dediğin gibi mesafe kısalıyor. Yani ben de seyahatle ilgili şöyle bir şey olmuştu. Daha önce de mesela sırt çantada da çok geziyordum ama motorla gezmeye başladıktan sonra her yıl böyle uzun seyahat edince her şeyini ona göre ayarlamaya başlıyorsun. Hatta bununla ilgili bir yazı da yazmıştım. Yani ne doğru düzgün düzenli işin oluyor, ne doğru düzgün düzenli bir hayatın oluyor. Ve bunu hatta çok gezen bir iki arkadaşımla daha konuştum. Emre, şey demiştik. Yani gidiyorsun, geliyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Buradaki hayatlar değişiyor. Yani arkadaşların evleniyor, işte çocuk sahibi oluyor, bir aile kuruyor ve sen onlardan uzak kalıyorsun. Sanki buradaki döngünün dışına çıkıyorsun, sonra geri geliyorsun. Dışına çıkıyorsun, geri geliyorsun. Böyle bir süre sonra gerçekten şey hissetmeye başlıyorsun. Yani bir şeyleri kaçırıyor muyum acaba? Çünkü buradaki tamam, ben orada bir sürü şey yaşıyorum. Ama orada yaşadığım bir sürü şey oradaki insanlarla ortak kalıyor. Buradaki insanlar da hayat döngümü çıkarmış oluyorum, ayırmış oluyorum. Ama buradakiler kendi halinde bir sürü anı biriktiriyorlar, hatıra biriktiriyor. Oturup konuşacağın zaman benim sadece gezilerimden konuşuyor, onların kendi anılarından konuşuluyor gibi böyle durumlar oluyor. Mesela bu biraz zor. İlk başta geldiğinde de adaptasyon olarak da zor ve biraz insanı düşündürüyor. Gerçi beni hala da düşündürüyor yani. Gerçekten bir şeyleri kaybediyor musun? Yani şey de oluyor, son bir şey daha söyleyeceğim. Mesela herkes çok güzel görüyor ama yani bu bir tercih meselesi. Yaptığın tercihlerin sonunda fedakarlıklar da yapmak zorunda kalıyorsun. Yani kazandığın şeylerin yanında kaybettiklerin de var. Yani davulun sesi uzaktan güzel aslında. Yani evet, o geziyorsun, ediyorsun filan ama yani o bir şey abi, tercih gibi diyeyim. Böyle tercih ettik. hepsini birlikte yaşama şansın yok maalesef. Evet. Yani hem o olsun hem o olsun şeklinde olmuyor. Yani mesela ben hem buraya gideyim hem de arkadaşlarımla oturayım, bunu başarma şansın yok. Fiziken mümkün değil yani hayatta böyle bir şey yapabilmemiz. Şimdi dediğin gibi dışarıdan bakınca hep geziyorsun gibi bir şey olabilir ama tabii ki bir de geride bıraktığın şeyler oluyor. Evet, Yok evet, evet. mesela herhangi bir işte ben mesela üniversitede çalışıyordum. Üniversitede çalışırken hadi ben Japonya'ya gidiyorum, 3 ay gelmeyeceğim falan, böyle bir şey mümkün değil. Kimse sana izin vermiyor. Ben işimden istifa edip gitmiştim mesela. Çünkü hem o işten sıkılmıştım hem de hani o yaşta yapmak istiyordum. O yüzden o zaman gitmiştim. Şimdi bana söylüyor bazı arkadaşlarım, vay be hayat sana güzel diyorlar. İşte diyorum sen de gez diyorum. Ya biz çalışıyoruz diyor. Ya dedim beni birisi mi yolladı? Ben de çalışıyordum yani. Hani Evet abi. bıraktım, bunu istemiyorum, bunu istiyorum dedim. Tercih yaptım senin dediğin gibi. Birinden biri olacak ve öbürü her zaman geride kalacak yani. Onu o kadar çok düşünme yani. Yapacak bir şey yok. Arayı Bir kapatırsın de biraz şey arkadaşlarınla. bir de şey sıkıntısı da oluyor mesela. Sürekli çok şanslısın, şöylesin, işini ona göre. Ya arkadaş, işimi ben seçtim. Yapacağım işi de ben seçtim. O yolda da uğraştım ettim. Yani onun için senin olayın gibi aynı yani. Biri sana okulu bırak mı dedi, abi sen okulu kendi kendine bıraktın yani. Çalıştığın mesleğini, üniversiteden ayrıldın, üniversiteyi, hocalık yaptın, bıraktın, gittin. Kaç kişi yapıyor yani, öyle düşün. Bir de mesela şöyle bir sıkıntı oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Özellikle uzun seyahat ediyorsan gidip geldikten sonra buradaki arkadaşlarınla connect olamıyorsun bazen. Yani connect derken sen farklı bir kafa yapıdasın ya. Geliyorsun, o kafa yapısını bir süre daha burada devam ediyorsun. Buradaki insanların bir şekilde seni anlamadığını düşünmeye başlıyorsun. Sonra da gezen, seyahat eden ya da yolda tanıştığın insanlarla daha fazla iletişim kurmaya başlıyorsun. Mesela ben şey onun için düşünüyorum, işte Onur olsun, sen olsun, yolda tanışıp da seyahat ettiğim ya da yolda tanışmamış da olabilirim. Ama o benzer kafa yapıda olan insanlarla bir araya geldiğim zaman mesela daha iyi anlaşıldığımı hissediyorum. Çünkü orada hissettiğim duyguları onların da hissettiğini bildiğim için iletişim kurmak daha kolay oluyor. Ve bunu şeyde gördüm yani, uzun seyahat yapıp gelip buradaki arkadaşlarıyla uyum sağlayamayıp buradaki arkadaşlarından uzaklaşan ve kendini yalnız hisseden başka tanıdığım insanlar oldu. Yani direkt bana böyle gelen de oldu. Yani bir sunumda vardı. Geldi, benle konuştu, uzun bir seyahate çıkmış gelmiş, dedi ki ben kimseyle burada anlaşamıyorum, konuşamıyorum, işte biraz muhabbet edebilir miyiz falan dedi mesela. O kadar haklı ki
Yani çünkü benim de başıma geliyor. O şey hiç kolay bir şey değil süreç. Ama tabii bunu insanlara anlatmak zor abi. Yani çok büyük bir ortak payda bulmuş oluyorsun. Yani senin yaptığın o radikal seçimi o kişiler de yapmış. Ve bunların sayısı birazcık az, yani istatistik olarak da böyle. Yani bakıyorum mesela benim iş arkadaşlarımdan mesela benim gibi bir seyahate çıkan yok. Ha, ben süper yaptım, onlar kötü yaptı anlamında söylemiyorum. Yani benim gibi bir tercihte bulunan yok. Şimdi ben nasıl şey yapayım? Onlarla hani bunu kabul ettiremiyorsun bile. Ya ben böyle bir şey yaptım diyorsun. İşte delilik boyutunda düşünenler var. İşte senin az önce konuştuğumuz gibi işte hayat sana güzel diyenler var. Hani aslında basit bir şey. Hani çok da atla deve değil yani. Sen bunu istemiyorum, bunu istiyorum diyorsun ve gidiyorsun yani. Birazcık da tercih meselesi. Onu yapanları gördüğünde, senin gibi ne diyebiliriz buna, risk alanları belki de gördüğünde hani ortak payda geniş oluyor. O yüzden Buran aralarda yazdığına gülüyorum da aslında çok özür dilerim. Seninle anlaşamamak zor. Seko yazmış da. Olay güldü. Oluyor abi. Anlaşamadığımız kişiler oluyor Ahmet de bazen. şey demiş ya, bir gezgin grubu oluşuyor bir şekilde demiş. Yani Tabii hali tabii. o oluyor yani. Evet. O ilginç ama yolda tanıştıklarında öyledir ya. Ne dini, ne dili, ne ırkı, ne Tabii canım. ülkesi. Yani o farklı bir gezgin cumhuriyeti gibi. Sen geziyorsan ve orada farklı bir şey var yani. O çok ilginç bir olay bence. Yani daha böyle ben şey diyorum hep. Daha böyle hayata dokunan, daha somut şeyleri, daha somut problemleri birlikte yaşıyorsan o zaten baki oluyor yani, tamam mı? İşte lastik patladı, nasıl halledeceğiz? Böyle onunla uğraşıyorsun. Gerçekten o an sana işini halletmene yarayacak veya yolda kalmanı engelleyecek bir şeyi birlikte çözüyorsun. Evet, o önemli. Büyük bir problemi belki de aşmış oluyorsun ama ya işte atıyorum Excel'deki şey dosyayı işte formülü tutmadı. Yani bunlar bana en azından çok şey geliyor. Sana o kadar gelmeyebilir. Hani bilgisayar falan. Çok boyut geliyor bana mesela. Hani böyle dokunamadığım şeyler falan, böyle hani fotoğrafları da falan basmayı severim o yüzden böyle. Hani Evet. onları çok şey yapamıyorum. Fazla önemseyemiyorum ben. Öbür tarafta bir şeyler paylaştığım insanla hani daha samimi oluyorsun en azından. Ben öyle düşünüyorum. Mesela bak bir tane son bir örnek vereyim geçim konuyu sonra. Bu Patagonya'da bir tane otobüs durağı var ya çok popüler benim de kaldığım. Uyuduğu mu? Efendim? Herkesin uyuduğu bir yer var demiştin ama. Evet abi çünkü 60 kilometre çevrede başka kalacak yer olmadığı için genelde insanlar orada gidip kalıyor. Onlar da barınak olarak yapılıyor. Yani orada fırtınalarda falan korunmak için yapılmış otobüs duraklarında. Dün gece nereden aklıma geldi? Dün gece bir tane takip eden biri bana mesaj attı. Dedi ki ya bir tane böyle böyle paylaşımım vardı. İçeridekiler dışarıdakiler diye Patagonya'da bir yerde kalmıştım falan diye. Aa ne yazısı falan filan derken yazıyı okudum. Lan ben kendi yazımı yazıyı unutmuşum bu arada. Sonra okuyunca böyle bir şey oldum. O anılarım canlandı. Yani orada çok bir şey anlatayım. Yani otobüs durağına gidiyorsun. Bildiğin otobüs durağı yani her yeri kapalı. Çölün ortasında 60 km çevrede hiçbir şey yok. Oraya gidiyorsun. İki defa kaldım. Ben gelirken hem giderken kalmıştım. Oturdum içeride. Birilerinin gelmesini bekliyorum abi. Bir tane bisikletli geliyor. Tamam mı? Sonra başka biri geliyor. Otobüs durağında bunlarla yatıyorsun ve bunları 5 dakika önce tanımıyorsun abi. Ve otobüs durağında onlarla beraberken dışarıdan gelen sese karşı beraber tepki gösterip beraber korkuyorsun. Mesela bir tane tır geliyor. Tır duruyor. Kliması çalışıyor tırın sürekli. Tamam mı? İçeride bir şey oluyor sürekli. Ulan acaba bize bir şey yapar mı? Bir şey olur mu? Lan 5 dakika önce belki biz birbirimizi kesebilirdik. Anladın mı? Yani bu geziyorsa böyle çok ilginç bir duygu abi. Yani ne bileyim. Evet, aynı kafalar olduğu için frekanslar çabuk uyuşuyor. Evet. Burada Excel konuşmaları da dönüyor bak. Excel candır falan Evet diyor. gördüm. Peki. Peki. Yine motosikletle alakalı. Motorda arıza çıkarsa diye ne gibi önlemler alıyorsunuz? Veya çıktı bir arıza ne yapıyorsunuz gibisinden? Abi onunla ilgili neredeyse her sunumda her şeyde bir şey anlatıyorum. İstiyorsan sen anlat sonra ben aynı şeyi bir daha anlatacağım çünkü. Yani başla sen. Sonra ben. Şöyle mesela en çok paylaşılan şey de olmuştu. Bakan koridorunda motor yani orada çok böyle kimse yok falan filan geyiği oldu da ne yaparsın filan diye. Yani orada direkt dedim ki motor bozuldu ne yaparım? Motor bozuldu duruyorum abi. Önce tamir etmeye çalışırım. Bak çok basıyorum. Tamir etmeye çalışırım. Tamir edemiyor muyum? Tamam mı? Oturup birinin gelmesini beklerim. Yani aracı yükleyeyim en azından diye. Gelmiyor mu kamyonla biri? Tamam mı? O zaman ilk gelen arabaya biner şehre giderim abi en yakın yere.
Anladın mı? Yani hiçbir şey olmuyor. Motora gerçekten tamir edilmiyorsa motor atarım yine devam ederim. Yani Yani. motor orada bir araç. Hani motor yolda kalırsa ne yaparım gibi bir şey yok abi. Yani motor yolda kalırsa her yerde insan var. Yani en kötü gerçekten 5 gün beklersin biri geçer. Yani 5 gün kimsenin olmadığı bir yerden pek görmedim. Elinde sonunda biri geçiyor O da yani çölde de olsa. benim de işim var orada değil mi yani? 5 Evet gün abi. Yani yani. Afrika'da da mesela çöl geçiyorken lastik izlerini takip etmeye özen gösteriyor. Çünkü diyoruz ki lastik izi varsa demek ki burada arada da olsa bir araba geçiyor yolda kalırsak. Yani ben o motorun bozulma kısmını hiç böyle dert eden biri değilim. Yani bozulursa bozulur abi, yani hiç bir sıkıntı Valla değil. ben EBR ile Japonya'ya giderken Cengo ile çok muhabbetini yapmıştık. Ya diyorduk ki yani bir ara motor öksürmeye falan başlamıştı. Çok iyi gitmiyordu falan. Rusya'daki benzinden falan diye düşündüm ben. Çünkü sen de falan da bakmıştık, bir çözüm bulamamıştık Evet, ona. bulamamış. Şey Karbüratöre falan bakmıştık galiba. ya hiç de gitmezse yakarım diyordum yani, tamam mı? Yani ne olacak dedim yani ya. O Ne zaman da olacak abi? ucuzdu. Evet. O zaman bayağı ucuzdu. Yani çözebiliyorsak sorunu çözeriz. Çözemiyorsam da yakarım dedim yani. Ben zaten çok fazla teknik veya mekanik bilgim yoktu. Yolda öğrendiklerimle hani ben halledebildiğim kadar ben hallediyordum. Bir de benim yola çıktığım motorlar genelde basit motorlar olduğu için herhangi bir ustaya gösteriyorsun, adam hemencecik sorunu çözüyor yani. Onlar o konuda da şey yapıyordu yani. Abi motorla seyahat edip motorla yolda kalan, yani motorunu tamamen bırakan pek kimseye karşılaştım diyebilir miyim? Karşılaşmadım herhalde yani. Onun için çok da, yani karşılaştıysam da çok azdır yani. Çok da sorun edecek bir şey olduğunu Ya düşünmüyorum ben o Çin konuda. malı motosikletle Güney Amerika'da 24 bin kilometre gezdim. Aha. Motor bir sorunu yoktu yani. Bir ara yağ kaçırıyordu. İşte orayı tıkadık. Bir yeri yapıştırdık. İşte bir yeri duct tape'le bantladık. Şöyle ettik, böyle ettik. Ondan sonra devam ettik. Benim bir tane öğrenci buradan ergenlik yapıyor. Hangisi? Dediğin okulda oku. Tamam, bizim okuldaydın. Başka okula geçtin. Hatırlıyorum seni. Tamam, arada sokaklarda da görüyorum seni. Yani görüyordum. Bu olaylardan önce. Tamam. Sıkıntı yok oğlum. Cevap verdim. Unuttum işte. Ya geçen bir tane öğrenciyle konuşuyoruz. Canlı ders yapmam gerekiyor. Canlı derse bir kişi gelmiş. Onunla da birazcık sohbet ettik. Hocam diyor, evdekilere sardım diyor. Yani tam çocuklar da evde delirmişler artık yani. Hani onlar Sıkıntıdan mı? anlatamıyor ya. Evde şey yapmışlar. Sıkıntı çıkartmaya başlamışlar. Bak şey, Hido güzel bir şey sormuş. Motorun güvenliğini sağlamak zor mu? Evet, bazen zor. Yani göz önünden ayırmamaya özen gösteriyordum ben en azından. Neredeyse hiç göz önünden ayırmam. Her zaman kilidini takarım. Özellikle çantaları korumak daha da zor. Çünkü soft çantayla gezmiştim Amerika'da mesela. Biraz zor yani, sırt çantada gezmek gibi değil. O motor senin gerçekten gözün bebeğin gibi. Her zaman göz önünde tutup ona bakıp onu korumak zorunda kalıyorsun. İstediğin zaman da atıp kurtulamıyorsun. Öyle bir sıkıntı da var tabii. Hatta bazı ülkelerde o motoru çıkartman da gerekiyor girdirirsen eğer. Öyle zorlukları da var. Çok kolay değil yani. Evet, ben şey yapmıştım mesela, ben iki büyük seyahatimde de motorlar geri gelmedi. Mesela Japonya'dayken orada tanıştığım bir Türk çocuğa motosikleti satmıştım. Hatta çocuk motosiklet kullanmayı tam bilmiyordu. Vitesli Evet, kullanmayı evet. bilmiyordu. Ben de öğretmiştim önce. Ondan Oğlum sonra onu nasıl çaktın? Ben hala hastayım yani. O da 125'li Japonya'da çocuk satış yasak. yani denk geldi. Çok iyi denk geldi. Aslında ben o YBR'yi geri getirmek isterdim ama yani hani astarı yüzünü geçti derler ya, Ne yapacaksın yani abiye getirip? aşırı aşırı pahalıya geliyordu yani. Ben de uçak bileti karşılığında çocuğa şey yapmıştım, motosikleti satmıştım. O da Bence sonra güzel hareket. o da başkasına satmış sonra. Şey yapamamış, çok hoşlaşmamış bir yerden sonra satmış geçmiş. Yani ama onun Seyahatlerinde hiç hastalandınız mı? Çok özür, araya gireceğim. Bu da çok söylüyor. Seyahatlerinde hiç hastalanmadım. Ona göre konulup ona göre dikkat ederseniz, yani biraz da psikolojik, belki hasta olmayacağım diyorsanız, ama hiçbir seyahatimde büyük bir hastalık geçirmedim yani. Hastaneye gittim oldu bu arada. Sıtma şüphesiyle bir gitmiştim. Ama bir şey çıkmadı. Onun haricinde bir defa Afrika'da bir elimi kesmiştim. Büyük bir kesik vardı dikiş atılması gereken. Ama dikiş attırmadım. Oradaki hastane şartları yüzünden saatimi devam ettim. Onun haricinde başka hiçbir şey olmadı yani. Valla benim bir kere Şili'deyken şehrin adını hatırlayamıyorum ama Antofagasta'ya çok yakın bir yerde, hatırlayamadım ismini.
daha öncesinde de aslında dişim ağrıyordu da oradayken bir dişim ağrıdı. Ya ben böyle bir diş ağrısı görmedim. Benim de dişlerim çok ağrır normalde de oradaki felaket bir şeydi. Şili Uruguay maçı falan da vardı hatta. Benim motosikletin plakası Uruguay. Şili'deyim. İnsanlar fanatik, ben motoru bir yerlere gizledim. Maçı izleyeyim dedim. Yok, diş ağrısından olmadı. Yattım uyuyamadım falan filan. Hastaneye Ben dişçiye gitmiştim. gitmiştim. Evet, hatırlıyorum, ben dişçiye gitmiştim. Özel kliniğe gittim. Çok küçük bir şeydi, kasabaydı orası. Orada bulamadım bir şey yani. Bekledim bekledim, cevap vermiyorlar. Sonra kadına sordum yani, doktor yok mu dedim yani. Ha dedi, 5'te gelecek dedi. Niye söylemiyorsun dedim. Yani saat daha sabahın 11'i. Doktor 5'te gelecek. Söyle de dedim. Ben de ona göre bir şey yapayım. Sonra çantayı mantayı topladım. Tam şehirden çıkarken devlet hastanesini gördüm. Oraya girdim. Orada da işte bir kapıyı çaldım işte, girdim. Yine bir tane hanımefendi oturuyor. İşte anlaşmaya çalışıyorum. Gösteriyorum böyle. Dişim ağrıyor diyorum. Böyle böyle yapıyorum Bir de falan. dişçiye gitmişsin. Ne kadar zor olabilir ki anlatmak yani. Dişçiye gitme. Henüz dişçiyi bulmamışım. Şey, Ha, tamam, evet, pardon. hastanenin içindeyim yani. Dişçi var mı diyorum. Hani İngilizcesini söylüyorum. Dentist diyorum şimdi. Tamam mı? Dentist, dentist diyorum. Kadın bana bakıyor böyle, tamam mı? Anlamamış gibi bakıyor, bakıyor, bakıyor. Sonra aklıma geldi. Öbür dişçinin tabelasında dentista yazıyordu. Ben dedim ki dentista dedim. Kadın ha dentista dedi. Ya dedim yani. Hastayım ya onlara. Yani bu büyük farkı yakalaması çok iyi olmuş. Sonra götürdü beni işte dentistaya. Sigortam var mı dedi. İşte sigortam yok dedim yani. İşte ben pasaportum var yanımda, belge olarak ibraz edebileceğim falan dedim. O da doktora diyor ki bunun diyor sigortası yokmuş, pasaportu varmış diyor. Sonra tedavi etmişti ya, dolgu molgu yapmıştı. Hiçbir ücret falan da almamıştı sağ olsunlar. İlaç falan da vermişlerdi yani. Benim Benim bir bir... defa şey, geçen canlı yayında seninle konuşurken söylemiştim. Gerçi kaburgamı çatlatmıştım, bir hastaneye gitmiştim ama o kazaydı tabii, hastalık değildi. Şimdi hiç hastaneye Evet. git dedim yalan olmasın da, o farklı bir konuydu. Evet. Onu geçen yayında da konuşmuştuk. Evet. Peki, şimdi gel gelelim şu Rusya'da 2000 Bak, küsür o 15 dakika sonra kapanıyor, haberin olsun. Ben dün fark ettim. Bir saatte kapanıyormuş. Öyle miymiş? Evet abi, geri sayım çıkıyor yukarıda. 2 dakika geri sayımı çıkıyor, sonra kapanıyor çat diye. Hadi ya. Dün Tamam, peki. keşfettim. Ne yapalım? Kapatalım mı? Şey yapalım mı? Devam Bilmiyorum, edelim devam mi? ederiz belki. Olabilir. Sen devam et bakalım sorulara. Tamam. Şu an 15 dakikamız mı var? Evet, 16 dakika. Tamam canım, o iyi bir şey. Karar vermek için yeterince süremiz var. Peki. Şu sen ben Cengo beraber gezdiğimiz yerde YBR'yi durdurmadan sürme fikri kime ait demiş birisi. O kimeydi ya? Onu hepimiz beraber mi söyledik? Tam hatırlamıyorum ben şeyi, Ben şöyle konuyu. hatırlıyorum. Şimdi o gün Cengiz abi kamp yapmak istemedi. Sıkılmıştı. O Evet. bizden bir kilometre falan daha ilerledi, bir otelde kaldı. Biz seninle bir tır parkında kamp yaptık. Hatta ateş mateş yakamamıştık. Böyle şeyler olmuştu. Abi galiba yolda giderken mi, durunca mola yerinde mi yapmıştık? Yolda hepimiz yolda giderken mi düşünmüştük? Öyle bir Ha, şeydi. şöyle. Ertesi sabah Cengo ileride ya. Biz şimdi ona doğru Evet. gidiyoruz senle ben. Ben de diyorum ki, ben şimdi kendi içimden güya söylüyorum ama size söylemeye çekiniyorum yani. Ya diyorum, Cengo orada duruyor. Hiç motor sürmemiş. Hani biz neredeyse bir saate yakın sürmüş olacağız onun yanına varana kadar. Versem o devam etse diyorum, böyle kendi kendime diyorum. O da demiş ki kendi kendine, ya bunlar gelince YBR'yi alıp ben gitsem mi demiş. Sen de aynı şeyi düşünmüştün sanırım. Çünkü laf ilk senden çıktı diye hatırlıyorum ben. Mola Ha? verdik. Böyle bir konuşma geçti. Abi o zaman bin git dedim ben. Biz biraz daha duralım. Seni yolda Abi bekleriz. benim kafa bak, kesin şöyle olmuştu. Adım kadar eminim, şöyleydi. Ulan akşam olana kadar gideceğimiz yere gidemiyoruz. En büyük sıkıntı YBR. Şimdi sorun motorda değil. Sonuçta sen o kadar saat süremeyeceğine göre o zaman biz sürelim. Kesin böyle çıkmıştır yolda fikir benden. Ya senin işte mühendis kafan. Kesin onu öyle düşünmüşsündür. Valla ben Evet abi. aklıma geldi ama ya şey diyemedim. İkinizde de tenere var. Ya siz YBR'yi alın da ben sizin motoru süreyim diyemedim yani. Cümle sizden gelince rahatlıkla direkt Cengo abi de orada bekliyor sabah. Abi dedim, al dedim sen motoru. O bindi gitti, Ama hem çok fotoğraf. çok mantıklıydı oğlum. Herkes mola veriyor. Herkes mola verebiliyordu ve
O motor hiç durmadan 400 kilometre yapıyordu her gün. Çünkü başka türlü 400 kilometre yapma imkan yok o motorla. Zordu yani Evet. orada. 5 tur dönmüştü. İşte yani 500 kilometre falan Evet sürmüştü. yapıyordu. Güzel bir gündü ya. Çok çok eğlenceli bir gündü. Evet iyiydi. Ama ertesi gün de yaptık. Sadece bir gün yapmadık galiba onu. Sonra da yaptık mı? Sonradan Yaptık. yaptık da bir gün böyle tam tamına Full yani yaptık. Evet. full yaptık yani. Evet. Bayrak teslimi gibiydi. Hatırlıyorum. Biz önden Aynen. gidiyoruz mesela. Orada 10 dakika dinleniyoruz. Sen 15 dakika geriden geliyorsun. Gelir gelmez birimiz alıp gidiyoruz. Sen 15 dakika Ya, dinleniyorsun. biz bir de ilk çıktığımızda Cengo'yu yakalayamamıştık değil mi? O bayağı gitmişti. Ya bu adam nerede falan demiştik. Onu Galiba evet. bayağı bir gitmişti. Zor yakaladık. Yapıştırmıştı. Yakalayınca da Hatırlıyorum. geçiyorsun yani. Ondan sonra ileride bekliyorsun. Güzel Peki. anlardı. Bir Evet sorun. sıradaki. Vize işlerini nasıl hallediyorsunuz demiş. Gittiğiniz ülkelere vize. Ama vize konusu sürekli değişen bir konu be abi. Yani onu araştırıp bakıyorsun. Yani bulunduğun zamana göre de değişen bir şey. Biz gittiğimizde Rusya'ya vize yoktu. Çok güzeldi yani. Şimdi Rusya'ya vize var. Gideceğin ülkenin bakacaksın. Kuralları neyse araştıracaksın. O kurallara göre ya buradan alacaksın ya kapıdan alacaksın. Başka bir tri Yani yok bunun yani. çoğunlukta vize işini ülkeden çıkmadan hallediyorsun veya bilgisini öğreniyorsun yani. Evet, Hani evet, evet. gidiyorsun konsolosluk sayfasına veya Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına oradan bakıyorsun ne gerekiyorsa yapıyorsun yani. Benim gittiğim ülkelerde o seyahat boyunca hiç ne Japonya ne Güney Amerika hiçbiri vize istemiyordu. Ben dümdüz gittim yani. Geçen sene Azerbaycan için online vize almıştım. O da kalktı. Yani benim henüz motosikletle vizeli bir ülkeye gitmedim diyebilirim yani. Eski heyecanını göremiyorum yüzündeyi kime söylemiş acaba? Bilmiyorum abi. Peki. Şey, yolda hiç Tanımıyorum. anahtar kaybettiniz mi? Ben yaptım. Ne kaybettin? Anahtar mı kaybettin? Anahtar abi. İlk seyahatinde, ilk Avrupa'ya çıktığımda Diskilidi'nin anahtarını düşürdüm. Ve bir tane anahtar vardı sadece. İtalya'daydı motoru park ettiğimde. Anahtar düştüğü için motoru oradan çıkartamadım da sonra yürüdüğüm yol boyunca saatlerce anahtarı arayıp bir su ızgarasının içine düştüğünü fark edip öyle buldum. O çok büyük ders Buldun. oldu. Buldum abi. Çünkü disketi nereye kime açtıracaksın yani? O çok Mümkün böyle değil. Yok evet şaibeydi. abi. Bir defa Vallahi. da Sırbistan'da anahtarı düşürdüm. Bir kamp yaptığım yerde yüksek buğday gibi şeyler vardı. Buğday değil de çim gibi böyle ama yüksek. Anahtar abi onun içine düştü. Ara 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 motor anahtarı bulamıyor. Ondan sonra da ip bağlamaya başladım uzun anahtara. Bir samanlıkta iğne aramışsın yani. Abi çok zordu lan. Yedek anahtarı da yoktu. Ara ara bulamadım. Ya yedek anahtarı olsa bile anahtarı bırakmak istemezsin orada yani sonuçta. Onun Yani için ben hiç iyi sonra ip bağlıyordum uzun. yani mantıklıymış. Ben hiç anahtar kaybetmedim ya. Anahtar kaybetsem herhalde büyük kaos ya anahtar kaybetmek. Abi anahtar. Evet. Ya Peki. galiba bana sormuş eski heyecanı göremiyorum diye ama ben dün hiç uyumadım Neymiş? bu arada. Çalışıyordum gece sabaha kadar. Belki uyumadığım için yorgun gözüküyor olabilirim ya. Emin Yani olmadım yani. Bülent abinin sorusu var. Onu da not aldım. Birazdan şey yapacağım. Not aldığım sorular da var yani. Arada Bakayım. şey Tamam. yapıyorum. Not alıyorum. Hiç açmak istemediğim bir konu var. Benim hiç sevmediğim bir konu. Roro hakkında kısa bir bilgi verebilir misin? Ben hiç sevmiyorum Roro konusunu, gemiyi. Abi vereyim. Önce şunu söyleyeyim. Daha önce Karadeniz, Akdeniz, Japonya, ondan sonra Güney Afrika'dan da motoru gemiye verdim. Bir tek Amerika'dan, Brezilya'dan uçakla gönderdim. Onun harici hep deniz kullandım. Roro bence en ucuz taşıma yöntemi. Çünkü Roro'da paket yapmanız gerekmiyor. Konteynere koymadığınız için bu elletme ücretleri falan filan gibi şeyler de pek olmuyor galiba. Konteyner açma parasıydı, oydu buydu. Bir de işlemleri çok kolay. Oraya veriyorsunuz. Tripliğiniz varsa çoğu ülke triplik istiyordu o zaman. Şimdi kurallar değişmiş olabilir. Geri alabiliyorsunuz. Fakat Roro'nun şöyle bir şey var. Roro genelde araba taşımacılığı için yapıldığında araba fabrikalarının olduğu yerde ağırlık var. Mesela Japonya, Almanya'nın kuzeyi. Çünkü araba yüklüyorlar orada. Roro bulduğunuz takdirde ucuz bir taşıma yöntemidir. Fakat orada şöyle bir sıkıntı var. Onlar yani armatörün kendisi ikinci el eşya taşımak istemiyor. Çünkü ikinci el eşyanın hırsızlıktan dolayı sıkıntısı var. Onunla uğraşmak istemediği için taşımıyorlar. Taşıyabilmek için arada bir acenta, tanıdık bir acenta bulmanız gerekir açıkçası. Yani armatör ikna etmesi gerekir yani öyle söyleyeyim en Anladım. azından. Onu Anladım.
En son Japonya'dan getirdim abi. 2015, 5 yıl olmuş yani ben getireli. Amerika'ya neyle göndermiştin Ha, motorları? Amerika'ya da Roro'yla gönderdim ama Değil mi? Roro ben gönderdikten sonra kalktı. Yoktu o sefer. Tarifeli Roro'ydu o zaten. Bizim Sahaline geçtiğimiz Roro'dan sayılmaz değil mi? O normal gemiydi, yolcu gemisiydi o. Abi o da Roro'ydu aslında. Öyle mi? Evet Feribot evet mu o dedi? da Roro. Yok Roro'ydu yani normalde koca Roro'ydu. Kamyonları alıyordu. Büyüktü yani o da. İnsan, yani Roro'nun hepsi bazıları insan taşıyor bazıları taşımıyor. Değil. Mesela Mısır'a geçerken kullandım Roro insan taşıyordu. Kaç saat sürdü? 2000'e yakın sürdü galiba. Akdeniz'i geçerken özür dilerim. Karadeniz'i geçerken de Kırım'dan binmiştim Zonguldak'a. Roro'ydu. O da 24 saat 30 saat falan sürdü galiba. O da insan taşıyordu. Onlar Ben tarifeli Roro. Evet abi zaten Roro olarak firma çok fazla yok. O firmaların da internet siteleri var. Toplasanız 5-10 tanedir yani. Onların sitelerine girip şeyleri görebilirsiniz. Rotalarını görebilirsiniz. Rotaları nereye? Bazılarında tarifeliyse tarifeleri de yazar. Yani tarif ederken ayın şu gününde yani yaklaşık olaraktır o bu arada. Ayın ilk haftası, iki hafta, ikinci haftası falan şeklinde. Orada yazıyor. Orada onu bulduktan sonra kendinize bir tane fixer bulacaksınız. İşte acenta bulacaksınız bu işlemleri yapacak. O acentayı bulduktan sonra eğer konuşup halledecek. Yani çok kolay bir iş değil o, öyle söyleyeyim. çok 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 aşaması çok, ben gelemiyorum öyle şeylere. Ben sırf Evet. aşaması zor ve fazla zor değil de aslında fazla diye Schengen vizesine başvurmaya üşeniyorum yani. Hani Avrupa'ya giderken yani Avrupa'dan geçmesek diyorum yani. Mesela Ya bak karavanı hiç öyle bir niyetim yok. Karavanı asla kıtalar arası taşımaya niyetim yok yani. O tamam gider oradan alırım. Çok anlamsız çünkü taşıma konu. çok sabırlı olmak lazım o işleri yaparken. Hani Pahalı benim pahalı abi. bir de pahalı, evet. Yani Peki. çünkü karavanı 40'lık bir konteynere koyman lazım abi. Buradan Amerika'ya gönder. 6.000 dolar yapar en azından yani. Oradan gidip Ey maşallah. 6.000 dolara karavan alırsın abi. Yani alırsın kullanırsın 5.000 dolara da satarsın aynı karavanı geri. Hiç. Hiç. Benim YBR'yi satmam gibi bir şey olmuş yani. Evet. O Peki mantıklı hareketti. bir günde en uzun kaç kilometre sürdü motosikletle? Seyahatlerde. Bir şey denediysen bilmiyorum da. Abi motordan motora değişiyor. Süre olarak soruluyorsa 3 saat sürdüğüm oldu. 3-3,5 saat. Ama VR ile 3,5 saat sürünce 1000 kilometre yapamıyorsun. Ama Süper Tenere ile Artvin'den tabii Artvin'den tek günde geldim. Yani sınırdan geçtim hatta. 1400 kilometre falan da herhalde. Birinde de Transalpina mıydı Romanya'daki? Transalpina'dan hava sabah kalktım dağa çıkacaktım. Hava yağmurluydu. Bütün gün de yağmur devam edecek. Bir çok sıkılmıştım. Dedim eve dönüyorum dedim. Oradan eve döndüm. O da 1200-1300 kilometre vardı. Ama Süper Tenere ile tabii hızlı gidiyorsun. Ama VR ile 3 saat hatırlıyorum. Neredeyse 3 saat hiç durmamıştım yani. Çünkü benzin aldım. Bir sonraki benzin noktasına kadar durmadan seyahat ettim. Anladım. Süper Tenere'nin tabii konforu ve hızı aynı şey değil. Abi Ben otobana çıkıyorsun ya, otobandan gidiyorsun. yani burada belki de daha önemli sorulması gereken soru, bir günde en çok kaç saat motosiklet sürdün, belki daha şey olabilir. Ha. Valla o Ben da göreceli be abi. 12 saat de sürüyorsun bazen. Evet, ben YBR ile Nevşehir'den Trabzon'a sürmüştüm. Bayağı uzun sürmüştüm. 780 kilometre falan sürmüştüm diye hatırlıyorum. Bir kere de Rusya'da 700 küsür sürdüm. Ama akıl kârı değil yani. Çok Yok değil. memnun edici bir şey değil. Bu arada yukarıda şey çıktı dediğin gibi. Ne onun Sayma adı? çıktı değil mi? Evet, geri sayıyor. İki Bir buçuk dakika. dakikadan geri sayıyor. Çat diye de kapatıyor. Ha, bize de sormuyor. Yok ya Vay. kapatıyor herhalde. Bilmiyorum. Ben beklemedim. Son 10 saniye kala kapattım çünkü. Tamam, hadi bekleyelim bakalım ne olacak. Beraber görelim. Tamam. Peki. Bir hırsızlık yaşadın mı motosiklette gezerken? Yaşamadım. Bir beraber şey yaşamıştık, hatırlıyor musun? Ne? Bizim sinek kovarı çalmıştı Ruslar. Ay ya o sinek kovar evet kovu çalmıştı hatırladım şimdi ya evet Yaz. ama çok kafa güzeldi onların ya Evet, korkmuştuk sarhoşlar ya. hatta evet Sarhoşlar. abi zorla içmeye çalışıyorlardı. Namık abiyle Peru'nun en kuzeyinde bir yerde bir otelde kalıyorduk. Sabahleyin kalktık, motoru çalıştıracağım, gideceğim, şeyi çalmışlardı. Şarj cihazını çalmışlardı. USB şarj cihazını çalmışlardı. O Yok ya işte benim onun gelmedi pek. da hatırlamıyorum.
Ne yapalım? Bitirelim mi? Devam edelim mi? Birkaç soru daha var. Bence bitirelim abi. Sonra yine yaparız başka bir gün. Tamam. Olur Peki. yani. O zaman sana iyi akşamlar diliyorum. Ben de sana iyi akşamlar diyorum. Çok teşekkür ederim Alpciğim. Çok sağ Teşekkür ediyorum. Dinledikleri için, bize katlandıkları için. Herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Yine tekrar yaparız zaten. Hikaye bitmez bizde sonuçta. Ha, Evet. bu arada biz Onur'la da yapacağız. Belki Salı, Pazartesi